değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının dördüncü yasama yılı 35. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, önümüzdeki listede Türkiye'nin dört bir yanından, örgütümüzden, sivil toplum örgütlerinden çok değerli katılımcılar ve katılımcıların temsil ettikleri Derneklerin, vakıfların, yapıların isimleri var. Mecliste aldığımız ortak karar gereğince pandemi döneminde meclise gelişi yoğunlaştırmamak ve bu anlamda özendirici olmaması açısından grupların ortak katılımıyla konuklarımızı anons edemiyoruz. Ancak her biriniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Önümüzdeki dönemde pandeminin sona erdiği, hastaların sağlıklarına kavuştukları, bu zor günlerin açıldığı günlerde hep birlikte olmak ümidiyle hak, hukuk, adalet arayışının savunucusu, mağdurların ve mazlumların dostu Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok sağ olun. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım. Galiba bu son salı oluyor değil mi bu dönem? Dolayısıyla biraz vatandaşların dikkatini çekmek için neler üzerinde duruyoruz hangi konulara ağırlık veriyoruz bunları bir şekilde sizlere aktarmak istedim. Bir de iktidar sahiplerinin demokrasiye olan inançlarını nasıl kaybettiklerini de özellikle vurgulamak isterim. Ama önce refrenisaya değinmemiz gerekiyor. 8372 boşnak katledildi. Avrupa'nın göbeğinde katledildi. Onları unutmak asla mümkün değil ve unutturmamamız da gerekiyor. 21. yüzyılın bir anlamda uygarlığın beşiği olan Avrupa'da böyle bir katliamın yaşanmasını asla kabul edemeyiz. Bunu unutmayacağız. Unuturmayacağız. Ama kendi ülkemizde de provokasyonlara çok dikkat edeceğiz. Kadıköy'de bir kilisenin duvarlarına çıkıp eylem yapanların provokatör olduklarını asla unutmayacağız. Birilerinin maşaları onlar. Maşaların bu topluma yön vermesini asla kabul etmeyeceğiz. Her inançtan olan insan bizim başımızın üstündedir. İnsanlar inançlarını, Allah'a dualarını, ibadetlerini nerede yapıyorlarsa tertemiz bir ortamı sağlamak bizim görevimizdir. Bu konuda belediye başkanlarına verdiğim ilk talimat bulunduğunuz bölgede, beldede cami, kilise havra, cemevi neyse ne varsa insanlar ibadet ediyorlarsa orayı pırıl pırıl yapacaksınız. İnsanlar gidecek ibadetlerini güzel bir ortamda yapacak. Bu tür provokatörler var. Önümüzdeki süreçte de buna benzer olaylar olabilir. Hepimizin dikkatli olması lazım. Tabi acı olaylar da yaşıyoruz değerli arkadaşlarım. Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta sel felaketleri oldu. 20 yaşındaki Emirhan adlı bir genç hayatını kaybetti. Yine 78 yaşında Sami Özkul diye bir yaşlı vatandaşımız Akyazı ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ebe beni derinden üzen iki gencecik evladımızı kaybetmektir. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarından İki gencecik evladımız. Konya Altı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral genç yaşta hayatını kaybetti. Silifke İlçe Başkan Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Zaba Uysal'ı da kaybettik. Anadolu'da söylenen bir söz vardır. Allah kimseye evlat acısı vermesin diye. Sıralı ölüme katlanıyoruz da. Gencecik fidan gibi çocukların genç yaşta hayatlarını kaybetmeleri anne ve babalara, çevrelerine derin ama derin üzüntüler veriyor. Dolayısıyla ailelerine de Allah'tan sabır diliyoruz. Bu arada değerli arkadaşlarım, Soma'da ellerinden alınan hakları almak için mücadele eden işçiler vardı. Hak arıyorlardı. Haklarını arıyorlardı. Geldiler Ankara'ya kadar ama Ankara'ya sokulmadılar. Acaba bu sarayın adaletle bilgisi var mı? Adaletin ne olduğunu biliyor mu acaba? 300 küsür kişi hayatını kaybederken Soma'da 301 miydi? 301 kişi hayatını kaybederken hani onların hakları teslim edilecekti? Ankara'ya sokulmadılar. Ve bir süre sonra dönmek zorunda kaldılar. Madenci Ali Faik İnter ki 25 yaşında ve diğer madenci Tahir Çetin o da 42 yaşında trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Hak ararken hayatlarını kaybettiler. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi gönül isterdi ki bu mad madenci arkadaşlarımıza öncelikle sendikalar sahip çıksın. Kendi aralarında ayrı ayrı sendikalar, konfederasyonlar olabilirler. Buna saygı duyarım. Ama bir işçi hak istiyorsa üç konfederasyonunda orada olması lazım. Beraber olmaları lazım. Birlikte olmaları lazım. Mücadeleyi birlikte vermeleri lazım. Bunu maalesef göremedik değerli arkadaşlarım. Konuşmamın başında söyledim. Bu salı sonbahara kadar yapılacak olan son toplantı oluyor, son grubumuz oluyor. Eğer olağanüstü bir durum e, çıkmazsa. Türkiye nereye gidiyor? İyiye mi gidiyor Türkiye, kötüye mi gidiyor? Arkadaşlarımız illeri geziyorlar. Nabızları tutuyorlar. Ama onun dışında bu konuda profesyonelce çalışan kurumlar var. Anketler yapıyorlar. Soruyorlar. Türkiye'nin gidişatı iyiye doğru mu gidiyor, kötüye doğru mu? İyiye doğru gidiyor diyenlerin oranı yüzde 16.9. Yani yüzde 17. 100 kişiden 17 kişi iyiye gidiyor diyor. Diğerleri hayır iyiye gitmiyor diyor. Değerli arkadaşlarım. Durumu iyi, durum iyi gidiyor diyenler kimler? Devletten dolarla ihale alanlar. Dolar yükseldikçe onların zaten keyfi yerinde. Hayat ucuzluyor onlar için. Her şey ucuzluyor onlar için. Dolarla devlete borç verenler. Onlar da çok dere son derece mutlular. Büyük bankalarda dolarla hesabı olanlar. Onların da hiçbir sorunu yok. Dolarla aylık alanlar. Onların da hiçbir sorunu yok. Sarayın beslemeleri, üç yerden, beş yerden, on yerden aylık alanlar, onların da hiçbir derdi, hiçbir sorunu yok. Uyuşturucu baronları, onların da hiçbir derdi yok. Onlar da rahatlıkla Türkiye'de at koşturuyorlar. Değerli arkadaşlarım, böyle bir tablo Türkiye hiç yaşamadı. Böyle bir tabloyu ilk kez Türkiye yaşıyor zaman zaman sıkıntılardan söz ederken en çok karşılaştığımız kamu görevlisidir, ki, görevlisi kimdir deseler aklımıza önce güvenlik görevlileri gelir, polisler gelir. Sokağa çıkma yasağı olur, polisler görevdedir. O hal ilan edilir, polisler görevdedir. Bir yerde miting yapılır, polisler görevdedir. Bir yerde yollar kesilir, polisler görevdedir. Yani 24 saat polisleri görmek mümkün. 24 saat çalışırlar. Peki bu kadar yoğun çalışan polislerin hakkı teslim ediliyor mu? Hakkı teslim edilmiyor. Onlar bizim evlatlarımız. Onlar günü 24 saat çalışıyorlar. Biz yatak yataklarımızda rahat uyurken onlar nöbet tutuyorlar. Peki onların hakkı hukuku neden teslim edilmiyor? Uyuşturucu baronlarına gelince diyorsunuz. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan adama iyi makamlar veriyorsunuz. Rüşvetçileri büyük elçi tayin ediyorsunuz. E peki sokakta vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyan polise niçin sahip çıkmıyorsunuz? Bu soruyu vicdanı olan herkesin kendisine sorması lazım. Mayıs 2018'de Erdoğan söz verdi. Polislere yani güvenlik görevlilerine artı cami imamlarına artı öğretmenlere artı sağlıkçılara 3600 ek göstergeyi vereceğim diyor. 2018 Mayıs ayında 3 yıl 2 ay geçti. Ya bir insan verdiği sözü tutmazsa ne olur? Ne denir ona? Yalancı denir yani. Başka ne denebilir yani? Bir söz veriyorsun, sözünde durmuyorsan sana yalancı denir. Erdoğan kendisini neden bu pozisyonun içine sokuyor? Hangi gerekçeyle böyle bir pozisyonun içinde kendisini konumlandırıyor? Çünkü polise verecek parası yok. Öğretmene verecek parası yok. Parayı, bütçeyi başkalarına tahsis etmiş durumda. Ama bu arkadaşlara sözüm sözdür söke söke bu 3600 ek göstergeyi alacağım ve bu arkadaşlara vereceğim. Evet son e, salı dedik grup toplantısı ama arkadaşlarımız çalışıyor. Hep beraber çalışıyoruz. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, disiplin kurulu üyelerimiz, Efendim parti meclisi üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz hepimiz çalışıyoruz. Eğer bu toplumda vatandaşın yüzde 17'si sadece memleket iyiye gidiyor diyor da büyük bir kesimi hayır durum kötüye gidiyor diyorsa çalışmamız lazım. Vatandaşın nabzını tutmamız lazım. Ben bir Temmuz'da Samsun'a gitmiştim. Samsun'da bir görevlendirme yaptık. Sinop milletvekilimiz Sayın Barış Karadeniz bir grup arkadaşla birlikte Hopa'dan başlayarak İskenderun'a kadar bütün limanlar gezilecek dedim ve geziyor. Artvin'i, Rize'yi, Trabzon'u, Giresun'u, Ordu'yu ve Samsun'u gezdi. Bugün Sinop'a geliyor ve Sinop'ta balıkçılarla yine buluşacaklar. Sorunlar nedir? Sorunları saptayacaklar. Ben Barış Karadeniz ve birlikte görev yaptığı arkadaşlara buradan hem sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum hem de başarı dileklerimi iletiyorum. Tabii denize görev yapıyor mu? karada da görev yapıyoruz. Bütün vatandaşların bilmesini isterim. Herkes der ki efendim CHP çalışıyor mu? CHP tarihinde ilk kez belki de bu kadar yoğun çalışıyor. Tarihinde ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor balıkçıların sorunu mu hopadan başlayarak ta İskenderun'a kadar gidecekler her bölgede sorunlar var balıkçıların sorunları her birisini raporlayacaklar bunların yapamadığını yapıyoruz bunların yapamadığını yapacağız Çünkü biz iktidar olacağız ve bütün sorunları çözeceğiz Neden şimdi sorunları saptıyoruz? İktidar olduğumuzda ya bu memleketin sorunları neydi diye zaman kaybetmemek için hepimiz bileceğiz ki evet sorunlar var. Raporlaştırıyoruz. Hiçbir üniversitede, hiçbir akademisyenin sahip olmadığı bütün bilgiler var bizde. Esnafım var, çiftçinin var, sanayicinin var, üreticinin var, işsizim var, sabahçı kahvesinin var, kahvecilerin var. Hepsinin ama apartman görevlilerinin var. Hepsinin sorunlarını biliyoruz. Ve hepsinin çözümlerini de üretiyoruz. Sadece geçen hafta Niğde, Zonguldak, Sakarya ve Düzce'ye gitti arkadaşlarımız. Ayrıca ekonomi masamız Trabzon, Ordu ve Giresun'a gittiler. Ben de Edirne'ye gittim. Çalışıyoruz. Sorunları saptıyoruz. Yaptığımız her konuşmada sorun iletildiğinde sorunun nasıl çözüleceğini de anlatıyoruz. Böylece vatandaş da partimiz arasında güçlü bir güven bağının oluşmasını istiyoruz. Asla karamsarlığa kapılmayın, her sorunu çözeceğiz. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Bize güvenin, kendinize güvenin ve emin olun Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Hepsini çözeceğiz. Bu arada iki milletvekili arkadaşımız da Artvin Hopa'da tırların kilometrelerce beklediği yere gitti. Orada da sorun var. Kamyoncu yani sürücü esnafının sorunlarını da en iyi saptayan parti biziz. Bunların bütün bölgelerini gidip bekledikleri bütün bölgelere milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Kamyoncu esnafımızın sorunu nedir? Taksici esnafımızın sorunu nedir? Uluslararası taşımacılık yapan esnafımızın sorunları nedir diye. Buraya da gitti arkadaşlarımız. Hiçbir yorum yapmayacağım. Bir tır şoförünün yaptığı açıklamayı okuyacağım. Kafkas ülkelerine Avrupa'dan gelip Türkiye üzerinden geçen yabancı plakalı bir tır transit geçiş yaparken yalnızca Türk tırları haftalarca sınırda bekliyor. Avrupa'dan geliyor, başka ülkelerin tırları Türkiye'yi geçiyor, geliyor Hopa'ya, Sarp sınır kapısına, oradan hiç beklemeden geçiyor. Yabancı tırlarda hiç bekleme yok. Bizim tırlar bekliyorlar, bekleyeceksiniz diyorlar. Bu sarayı ne yapıyor acaba? Saray ve beslemelerinin bundan haberi var mı? Emin olun haberleri bile yoktur. Devam ediyor. Biz haftalardır buradayız diyor bu tır şoförü. Benim bugün burada 17. günüm. Bir bizim halimize, üstümüze, başımıza bakın. Bir de yabancılara bakın. Temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamıyoruz. Yabancı tırlar takır takır çalışıyor takır takır geçiyor. Biz büyük devletmişiz. Hani nerede büyük devlet? Sınırı geçtikten sonra Türk tırlarından yer bastı parası, karayolu cezası, geçiş cezası, evrak bahanesiyle rüşvetler paralar alınıyor. Türkiye'de kantar, kantar ücreti 42 ton iken kardeş ülke dediğimiz Azerbaycan'da dahi bizden 38 tondan sonra para almaya başladılar. Şamar oğlanına döndük diye uzun uzun devam ediyor. Ve diyor ki en sonunda ama kimse bizim sesimiz olmuyor, sorunlarımızı çözmüyor. Sevgili kardeşim, söylediğini burada söyledim. Aynen okudum. Senin sesin olmak benim görevimdir zaten. Senin sorununu çözmek benim görevimdir zaten. Eğer İki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili gelip seni dinliyorsa, sen sorunlarını aktarıyorsan bil ki senin sözün Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve o arkadaşlardır. Ha sorun çözülmüyor. Çözümü var. Sandık gelecek. Bu kadar şikayet ediyorsun. Gideceksin sandığa. Bu saray beslemelerine, sarayın aktörü ve beslemelerine güzel bir ders vereceksin kardeşim. Ders vereceksin, oyun bitecek. O zaman göreceksin sen. Türk tırları bekliyor mu, beklemiyorum mu? O zaman göreceksin. Sorun çözülüyor mu, çözülmüyor mu? O zaman göreceksin. İçeride efelenip dışarıda kedi kesilenler kimlerdir? O zaman göreceksin. Biz bunları biliyoruz. Esnaf masamızda Niğde'deydi. Onlar da Niğde'de hem merkezi hem bütün ilçeleri gezdiler. 30 milletvekili, yüksek disiplin kurulu üyeleri, parti meclisi üyelerimiz birlikte gittiler. Yine hiç yorum yapmadan bir çiftçi arkadaşımızın söylediklerini aynen okuyorum. Bu kadar güzel anlatamam zaten. Zam yapmasınlar. Biz destek falan istemiyoruz. Gübreyi, mazotu sabit tutsunlar. Hacdan geldim 60 liraya gübreyi alıyorduk 50 indirdik dediler. İyi ya dedim. Anam gübreyi 160 milyar liraya çıkarmışlar da onun 10 lirasını indireceklermiş. Resmen dalga geçiyorlar ya. Resmen kafa buluyorlar. Elim kırılsaydı da bunlara oy vermeseydim diyor. Devam ediyor. O TRT'ye de haram zıkkım olsun. Bizden aldığı vergilerle yalan söylüyor diyor. Evet vatandaşın dediği bu. Bu kardeşime de söyleyeyim. 19 yılda memleketi bu hale getirdiler. 19 yılda. Sandığa gideceksin, oyunu vereceksin. Öyle 19 yıl değil. 5 yıl sonra Türkiye'nin nereye geldiğini göreceksin. 5 yıl, 5 yıl sonra. Haramilerin iktidarını nasıl indirdiğimizi göreceksin. Milletin hakkının nasıl teslim edildiğini göreceksin. Üretimin nasıl teşvik edildiğini göreceksin. Alın terinin ne kadar değerli olduğunu göreceksin. Güven ve oyunu ver. O zaman göreceksin. Türkiye o zaman Türkiye nasıl şaha kalkıyormuş göreceksin. Efendim 8-9 Temmuz'da Zonguldak'a gene 25 kişilik bir heyet gitti. Orada da milletvekili arkadaşlarımız, disiplin kurulu arkadaşlarımız ve e, parti meclisi üyesi arkadaşlarımız e, 8 ilçeyi ziyaret ettiler. Onlar da büyük sıkıntıları dinlediler. Zonguldak'ın önemi emeğin başkenti olarak tanımlanır Zonguldak. Yeraltının kilometrelerce altında insanlar alın teriyle kömür çıkarırlar. Kömür karasının ne kadar değerli olduğunu öğrenmek istiyorsa bir vatandaş Zonguldak'a mutlaka gitmeli. 5000 kişilik söz verdiler. 19 yıldır asla bu sözü yerine getirmediler. Türkiye taş kömürünün 5000 kişilik işçiye ihtiyacı var. Dışarıda 10 milyon işsiz var ama kadro vermiyorlar. Niçin? Niye Zonguldak'tan kömür çıkaralım ki? Yurt dışından kömür getiriyoruz diyorlar. Bizim işçi kazanacak. Niye bizim işçi kazansın ki? Yurt dışındaki işçi kazansın. Ama sana oy vermez. Hayır diyor efendim. Hayır diyor iktidar sahibi. Hem saray hem beslemeleri hayır diyor. Sen istediğin kadar konuş. Ben onlara 5000 bin kişilik kadro da vermem. Ama sandık geldiğinde onlar yine giderler AK Parti'ye oy verirler diyor. Zonguldak'tı kardeşim. Yer altında çalışan kardeşim. Sen hala Hala sandığa gittiğinde AK Parti'ye oy veriyorsan şikayet etmeyeceksin. Aç kaldığında da şikayet etmeyeceksin. Hakkını da aramayacaksın. Ama hakkını arıyorsan, çoluk çocuğun işsizse ve yer altında kömür dururken o kömürü buradan çıkarmayıp da dışarıdan getiriyorlarsa sandığa gideceksin bir dersini vereceksin. Tek oyla dersini vereceksin. O zaman bu ülke kurtulur. O zaman Zonguldak şaha kalkar. Nüfusu azalıyor Zonguldak'ın. Herkes Zonguldak'ı terk ediyor. Zonguldak çalışan işçilerin kenti değil emeklilerin kenti oldu. E bu ayıptan kim kurtaracak? Zonguldaklılar kurtaracak. Efendim bir pazarcı kadın milletvekili arkadaşlarımıza şunu söylüyor. Diyorlar ki bu ürünleri pazarda satıyor siz mi üretiyorsunuz? Kendimiz üretiyoruz. Eskiden alıyorlardı kilo ile. Şimdi alım gücü düştüğü için 250 gram, 250 gram alıyor. 250 gram yeter diyorlar. Geldiğimiz nokta budur. Değerli arkadaşlarım, geçen salı günü Adıyaman'da bütün üreticilerinden söz etmiştik. Onlar da hak istiyorlar. Onlar da mücadele ediyorlar. Siz misiniz hak isteyen? Sabahın köründe hak isteyen işçilerin evleri basıldı. Talimatla 16 işçi aldılar, karakola götürdüler, göz altında tuttular, mahkemeye çıkardılar. Altısını adli kontrol şartıyla serbest bıraktılar, 10'unu da hapishaneye gönderdiler. Adıyamanlı kardeşim, sen de duyuyorsun beni, değil mi? Hak istemenin maliyetinin ne olduğunu görüyorsun değil mi? Hak istiyorsun. Alın terinin karşılığını istiyorsun. Sabahın köründe evin basılıyor. Gözaltına alınıyorsun. Mahkemeye çıkarılıyorsun. Talimatla tutuklanıyorsun ve hapse atılıyorsun. Kime güveneceksin? Açık ve net cevabını veriyorum. Bu kardeşine güveneceksin kardeşim. Bu kardeşine güveneceksin. Eğer Ankara'dan İstanbul'a 420 kilometre adalet için yürüdüysek tütün üreticisinin adaletini adalet istiyor onun da yanında duracağız. 8 Temmuz'a yani geçen hafta bu sorunu meclis gündemine getirdi arkadaşlarım. Tartışalım. Bir sorun var çözelim. AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. Bu sorunu konuşmayın. Mecliste başka işiniz mi yok? Ne demek tütün üreticisinin sorunları? Onların sorunları yok. Bağıran çağıran vardı birkaç kişi. Onları da yakaladı, kapsa attık. Mesele bitti dediler. Öyle görüyorlar. İktidar sahipleri öyle görüyor. Adıyamanların öyle görmesini istemem. Tütünü tekerlere teslim ettiler. 400 bin aile geçiniyordu bu tütün işinden. 400 bin aile. Değerli arkadaşlarım, tütünü mahvettik. Tütün ekimi büyük ölçüde engellendi. Dışarıdan tütün getiriyoruz. Adıyamanlı kardeşlerim dinlesinler. 2003-2021 Mayıs dönemi itibariyle 1 milyon 275 bin ton tütün Yurt dışından ithal edildi. Türkiye'de tütün üreten yok çünkü. Bunun karşılığında 6 milyar 6 milyar 435 milyon dolar para ödendi. 6 milyar 435 milyon dolar ithal edilen tütüne para ödendi. Şimdi Adıyamanlı, Malatyalı kardeşlerime seslenmek isterim. Bu 6 milyar 435 milyon dolar size ödenseydi ya siz dağ taşın tamamına tütün ekerdiniz değil mi? Bütün dünyaya tütün ihraç ederdiniz değil mi? 6 milyar doları kime verdiler? Sana mı verdiler? Hayır. Kime verdiler? Yabancılara verdiler. Başka çiftçilere verdiler. Ne diyorlar bunlar? Efendim biz yerliyiz ve milliyiz. Batsın sizin yerliğiniz ve milliliğiniz. Batsın. Ne diyordu vatandaşların %17'si memleketin durumu kötüye gidiyor diyordu. Ya diyor, affedersiniz iyiye gidiyor diyordu. Büyük bir kısmı da kötüye gidiyor diyordu. Neden toplumun büyük bir kısmı ya bu memleketin durumu kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor diyor. Çünkü yaşıyor. Oğlu var işsiz. Kızı var işsiz. Hadi okul dediler, okudu. Hadi üniversiteyi bitirsin, üniversiteyi bitirdi. Hangi görev olursa olsun çalışacağım diyor. İş yok. Erdoğan gençlerle konuşuyor. Aklına nereden geldiyse gençleri hatırlamak. Benim hatırlattığımı da kimse unutmasın. Gençleri yaptalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin diyor. Ya gençleri yaptalayan sensin. Hafife alan sensin, istismar eden de sensin kardeşim. Gittin gençlerle beraber bir kahvede oturacaksın. Bir tane genç kızımız ayak ayak üstüne atmış. Vay efendim derhal esas duruşa geç. Niçin? Erdoğan burada. Ya akıl alacak şey değil. Bunlar gençlerle nasıl konuşacaklarını da bilmiyorlar. Nasıl şakalaşacaklarını da bilmiyorlar. İşsizlik gerçekten kol geziyor Türkiye'de. 5 aylık, 6 aylık, 7 aylık geçici işsizlik için bile yüz binler sıraya giriyor. Yüz binler sıraya giriyor. İntihar vakaları var. İşsizliğin en acı tarafı nedir biliyor musunuz? Aile kurumunu temelden sarsıyor. Aile kurumunu. Bunlar diyorlar ya bu saray ve beslemeleri. Biz aileye çok değer veriyoruz ya. Aileyi mahvettiniz siz ya. Ailenin temeline dinamit koydunuz siz. Baba işsiz, anne işsiz, üniversiteyi bitiren oğul işsiz, evde birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Ya bir bakın bakalım ya. Boşanma davalarına bakın siz. Uyuşturucuya bakın siz. Kumar'a bakın siz. Uyuşturucu senin genel merkezine kadar girdi. Gencecik fidan gibi çocuklarımız bunlar. Hep söylerim bir daha söylerim. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır diye. Yani. Bir adam işsiz kaldığında ne yapacak? Şimdi kalkmış ahkam kesiyor gençlerle ilgili. Bir genç tweet atmış. Erdoğan'ın bu konuşması üzerine. Ortalama bir araç nasıl 200-250 bin oluyor? 200-250 bin bir araç, bir otomobil. Ortalama bir ev nasıl bir milyon oluyor? Ülkenin ana gündemi bu olmalı. Evet ülkenin ana gündemi bu olmalı. Çalışarak helal parayla bir ev, bir araba alamıyoruz. Alamazsın kardeşim. Öyle bir tablo yarattılar zaten. Kredi borcu ödemekten ciğerimiz soldu. Cidden yeter artık ya diyor. Evet gençler, yeter artık ya. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Sevgili gençler, bir şeyi bilmenizi isterim. Sizin hayalleriniz bizim hedeflerimizdir. Bu konuda bir anlaşalım. Kurduğunuz bütün hayaller Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi olacaktır. O hedefe yürüyeceğiz. Bu saray ve beslemelerinin masallarını bırakın. Onların size getirebileceği hiçbir fayda yok. İşsizlik diz boyu bunu da gayet iyi biliyorum. Erdoğan'ın söylemlerinin tamamına kulaklarınızı tıkayın. Böyle bir adam yoktur deyin. Biz yeniden güç birliği yapmak zorundayız. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz sevgili gençler. Sizlersiniz. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak olan 6 milyon 300 bin genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderini belirleyecek. Demokrasi mi istiyorsunuz? Sandığa gidin. Özgürlük mü istiyorsunuz? Sandığa gidin. İktidarı değiştirdikten sonra, Millet İttifakı'na teslim ettikten sonra tweet atarsam gözaltına alınır mıyım diye sakın düşünmeyin. Sizin güvenceniz bu kardeşiniz olacaktır. Asla, asla olmayacak. Hayallerinizi tükettiler biliyorum, acılar yaşattılar biliyorum, işsiz kaldınız biliyorum, yoksul kaldınız biliyorum, yurt dışına çıkmak istiyorsunuz biliyorum. O kadar acımasızlar ki, Melih Buluk kendisine Boğaziçi Üniversitesi'ni bir hapishaneye döndürdü, etrafını çevirdi, akademisyenler giremiyor, öğrenciler giremiyor, iki öğrenciyi gözaltına aldılar. Serbest bıraktılar, vakim serbest bıraktı. Yurt dışına çıkış yasağı koydular. Bu iki öğrenci, yurt dışından burs kazanan iki öğrenci. Şu devlet mantığına, darsu, şu saray mantığına bakar mısınız Allah aşkına ya? Gençlerden intikam almak istiyorlar. Ha sen yurt dışına gidecektin, orada okuyacaktın, burs kazandın, değil mi? O zaman seni göndermiyorum. Niçin? kendi üniversitesinin hakkını savunduğu için. Bunlara son vereceğiz. Hiç endişe etmeyin bunlara son vereceğiz. Değerli arkadaşlarım, iki gün sonra 15 Temmuz, biliyorsunuz iki 15 Temmuz var. Bir sarayın 15 Temmuz'u, bir de halkın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'unda direnen insanlar var, darbeye direnen insanlar var. Sarayın 15 Temmuz'unda ise o hal ilan edip milletin ensesinde boza pişirenler var. 251 şehidimiz var. Para topladılar. 251 şehidimizin ve gazilerimizin paralarına çöktüler. Ve bir şeyi hiç kimsenin unutmasını istemem. 15 Temmuz sonrası büyük ısrarlarımız sonucunda 15 Temmuz darbe girişiminin sonuçlarının araştırılması istendi ve kabul edildi. Komisyon kuruldu. Kaç yıl geçti aradan? Rapor yayınlanmıyor. Niye rapor yayınlanmıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz darbe girişiminin nedenleri, sonuçları bütün bunlar araştırıldı. Gayet güzel bir rapor çıktı ortaya. Olağanüstü güzel bir muhalefet şehrimiz var ama bu raporu korkudan yayınlamıyorlar. Niçin? Vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Bu rapor yayınlanmıyor. Değerli arkadaşlarım. Erdoğan konuşmuş. Diyor ki: "Değerli kardeşlerim, biz istikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz diyor. Ya neler söylediğini görüyorsunuz. Bunu bana söylüyor. Neler söylediğini görüyorsunuz. Neymiş? Gelince uçak, uçakları satacakmış. Vallahi de satacağım, billahi de satacağım. Söke söke alacağım ve satacağım. Erdoğan duysun sadece uçakları değil. O garaja koydu. Her birisi milyon dolar olan o pahalı arabaların tamamını satacağım. Tamamını satacağım. Ya senden öncekiler de bunu, bunları söyledi. Benden öncekiler ne söyledi onu bilmem. Sen demek ki not tutmuşsun. Ama benim söylediğimi önemseyeceksin kardeşim. Ben söylersem gelirim ve yaparım hiçbir güç engel olamaz. Sen dahil. Bir defa devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok diyor bana diyor. Vallahi senin gibi devlet yönetmeden benim haberim yok. Orada doğru. Ben öyle bir devlet yönetim bilmem. Ama devlet yönetmenin şu olduğunu çok iyi bilirim. Vatandaştan alınan her kuruşun hesabını vatandaşa vermenin devlet görevi olduğunu bilirim. Saray ve beslemelerini tamamının işine son vereceğim. Saray ve beslemelerin. Öyle bir yerden üç maaş, beş maaş, yedi maaş bunları bitireceğim. Erdoğan duy bunları da bitireceğim. Gelecekler Kene gibi milletin sırtına çöreklenecekler. Milletin kanını emecekler. Bunun adına da devlet yönetimi diyecekler. Batsın sizin anlayışınız ya, Ne devlet yönetimi ya? Böyle devlet yönetimi olur mu? O yönetimi mi olur? Efendim devam ediyor. Yani uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Hayır efendim uçakları sattığım zaman değil. Harama meydan okuyorum ben, israfa meydan okuyorum. Bunu yapıyorum zaten ben. Dünyayı dolaşacaksın. Neyle diyor? Tarifeli uçaklarla mı? E Merkel de geziyor tarifeli uçaklarla. Bizi kıskanıyor mu Merkel? Kesin kıskanıyor. Benim niye 13 uçağım yok diye. 15 uçağım yok diye. Allah bunlara akıl fikir versin. Yani parayla... Parayla itibar olacağını sanıyorlar. Parayla itibar olmaz kardeşim ya. Parayla itibar olmaz ya. Hele israfla itibar hiç olmaz ya. Böyle görüyorlar. İtibarın stratejik bir akıl olduğunu farkında bile değiller bunlar. Sen adaletli davrandığın zaman itibarı herkes sana itibar gösterir. Namuslu olduğun zaman Harama el uzatmadığın zaman itibarın olur senin. Gücün olur, kuvvetin olur. Meydan okursun o zaman insanlara. Ne diyor? Biz istikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz diyor. Şimdi ben saraya sesleneyim. Haklı olarak Erdoğan beni dinle. Kulaklarını aç, gözünü de kapa. Beni rahatlıkla dinle. Sen bu güzel memleketi, bu milli kurtuluş savaşı sonrasında bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz bu güzel memleketi kimlere teslim ettin? Sayacağım dinle. Bir, bu memleketin şanlı bayrağını rüşvet almış kişilerin eline teslim ettin sen. Evet. Rüşvet alan kişileri önce Büyükelçi tayin etti, bayrağı sen taşıyacaksın diyor. Hangi devlet rüşvet alan bir kişiyi Büyükelçi tayin eder ve kendi devletinin bayrağını ona emanet eder? Böyle bir devleti dünyada bana göstersin. Böyle bir aymazlığı bana dünyada göstersin. İki, bu memleketin tank palet fabrikasını Katar ordusuna teslim ettin sen ya. Tank üretilmesin diye bakın bu memlekette tank üretilmesin diye koskoca fabrikayı değeri 20 milyar dolar olan fabrikayı birilerine peşkeş çektin. Katar ordusuna devletin bütün sırlarını teslim ettin sen. Kalkmış bir de diyor ki biz size devleti teslim edemeyiz. Üç. Ya sen bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin ya. Yüzün kızarmıyor mu senin için? Bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim etti. Rakam vereyim. Bir ayda sadece bir ayda ortalama ödenen faiz 1 milyar 800 milyon dolar. Cumhuriyet tarihinde hiç yoktur örneği. Her ay ortalama 1 milyar 800 milyon dolar tefecilere para ödüyoruz. Bir günde 57 milyon 800 bin dolar faiz ödeniyor. Bir saatte 2 milyar 400 milyon dolar faiz ödeniyor. Bana söyler misin? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ekonomisini Londra'daki tepecilere teslim eden ikinci bir başbakan cumhurbaşkanı var mı? 4. Sen Süleyman Şah türbesini bayrağını indirerek kendi topraklarından kaçtın ve toprağını düşmana teslim ettin sen ya. Neymiş? Memleketi bize teslim edemeyecekmiş. Bunu söyleyecek insanın önce dönüp bir geçmişine bakması lazım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi topraklarını terk eden, kaçanlar, bayrağını indirenler bunlardır. Yerliyim, milliyim diyorlar. Ne yerlisiniz, ne millisiniz, siz ahlaksızsınız. Kendi toprağını terk eden adama ahlaklı adam denemez. Can verilir, baş verilir ve o toprak terk edilmez. Sen Devletin en büyük ihalelerini beşli çeteye verdin. Devletin en büyük ihalelerini. Ve devletin bütçesini bu beşli çeteye teslim et. En büyük harcamalar oraya. Sen rüşvet alanları, yolsuzluk yapanları, uyuşturucu baronlarını kolladın, korudun ve adaleti onlara teslim etti. Adaletin uyuşturucu baronlarına teslim edildiği bir düzen yaşandı mı bu topraklarda? Brezilya'dan uyuşturucu geliyor kokain. Kilolarca tonlarca. Yakalanıyor. Soruşturma açan yok. Kim koruyor? Kim koruyor bunları? Sen devlette liyakati bitirdin. Devletin bürokrasisini saray beslemelerine teslim ettin. Daha acı olanı ne Erdoğan onu söyleyeyim. Daha acı olanı sen sahip olduğun o haram mal varlığı dolayısıyla tehdit edildin ve kendini Trump'a teslim ettin. Bir telefonla papazı serbest bıraktın. Sana açıkça mektup yazdı aptal olma dedi sen sesini bile çıkaramadın. Ya benim ağrıma gidiyor ya. Benim ağrıma gidiyor. Sırf Trump kendisini desteklesin diye son dört yılda 30 milyon 500 bin dolar lobilere para ödediler. 30 milyon 500 bin dolar lobilere para ödediler. Trump Erdoğan'ı desteklesin diye. Değerli arkadaşlarım, Sevgili vatandaşlarım, Erdoğan dönemi bitmiştir. Erdoğan dönemi ciddi hasarlar vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Ama biz bu ülkeyi seven insanlar olarak hiçbir ayrım yapmadan ülkenin çıkarlarını önceleyerek birlikte hareket etmek zorundayız. Erdoğan diyor ki Memleketi size teslim etmeyeceğiz. Memleketi sen bize teslim etmeyeceksin. Memleketi Millet İttifakı teslim edecek bize. Millet teslim edecek bize. Bu millet, Millet İttifakı'na iktidarı teslim edecektir. Buna inanıyorum. Ve bütün bu rezaletler sona erecektir. Daha güzel bir Türkiye'yi, daha barışçı bir Türkiye'yi, Birlikte inşa edeceğiz. Güzellikle inşa edeceğiz. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Kimliği, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun. Herkesi kucaklayacağız. Ayrımcılık yapmayacağız. Vatandaşın devletine güvenerek ödediği her kuruşun hesabını vereceğiz. Yaptığımız her yatırımın maliyetini kaça mal olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Bütün ihaleleri şeffaf yapacağız. Beşli çete saltanatına son vereceğiz. 3 maaş, 5 maaş, 10 maaş alan besleme düzenine son vereceğiz. Herkesin hakkını teslim edeceğiz. İlk işimiz ilk işimiz üretim olacak. Üretim üreten Türkiye olacak. Her alanda üreteceğiz. Üreten herkes kazanacak. Alın teri döken herkes kazanacak. Güvenlik güçlerimize sadece hedef vereceğiz. Uyuşturucuyu bitirin diyeceğiz sadece. Kim önünüze çıkarsa gelin bize söyleyin. Kim önünüze çıkarsa gücü ne olursa olsun. Eminim bu ülkenin güvenlik görevlileri uyuşturucu belasından da diğer bütün yeraltı dünyasının aktörlerinden de bu memleketi temizlerler. Yeter ki önlerine engel çıkmasın. Bütün bunların tamamını yapacağız. Bu ülkeye baharı getireceğiz. Bu ülkede birlikte yaşayacağız. Kavgadan uzak yaşayacağız. Huzur içinde yaşayacağız. Çocuklarımız da huzur içinde okula gidecek. Hiçbir evladımız geleceğini yurt dışında aramayacak. Kendi güzel ülkesinde çalışacak. İş yeri olacak. Siyaset kurumunu dilediği gibi eleştirecek. Eleştirdiği için asla gözaltına alınmayacak. Asla tutuklanmayacak. Biz onun eleştirilerinden ders çıkarmaya çalışacağız. Bir eleştiri varsa onun haklılık payı olup olmadığına bakacağız. Despot olmayacağız. Baskıcı olmayacağız. Anayasa konusuna da gireyim, cumhurbaşkanlığı konusuna da gireyim. Sordular bana. Nasıl bir cumhurbaşkanı? 83 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Ayrımsız 83 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Kendisinin ve ailesinin yaşamıyla topluma örnek olan bir cumhurbaşkanı. Harcanan her kuruşun hesabını milletine veren bir cumhurbaşkanı. Eğer bir yerde bir sorun varsa sorunu eğilen, insanca eğilen, kaynakların sağlıklı kullanılıp kullanılmadığına bakan saygın bir cumhurbaşkanı. Mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmeyen onurlu ve dik duran bir cumhurbaşkanı. Ve en önemlisi güç eline geçtiği zaman yani seçildiği zaman yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı. Gücü parlamentoya rahatlıkla veren Başbakana bütün yetkileri veren bir cumhurbaşkanı. Artık ben güçlendim, bütün yetkiler bende, istediğimi yaparım anlayışından uzak bir cumhurbaşkanı, yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı. Gücü akılcı kontrol eden bir cumhurbaşkanı. Kendi egosunu yenen bir cumhurbaşkanı. İstediğimiz cumhurbaşkanı budur. Yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımdan isteğim, sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun, vicdanınızın sesini dinleyin. Eğer bu ülkede nüfusun yüzde %17'si sadece işler iyiye gidiyor ve büyük bir kesimi Türkiye kötüye gidiyor diyorsa sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Her sorunu çözülür. Akılla, mantıkla. Çok değerli insanlarımız var. Bürokraside de çok değerli insanlarımız var. Taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz var. Onların önünü açtığınız zaman emin olun yaratıcılıklarıyla dünyaya meydan okurlar. Olağanüstü, olağanüstü hafızaları var. Olağanüstü bellekleri var. Ve biz bunların önünü açmalıyız. Ve biz bunu yapmalıyız. Ve biz bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla yetkiyi vermem, iktidarı bunlara vermem değil. Millet ittifakına iktidarı millet verecektir. Eğer millet ittifakı bize iktidar verdiği zaman onun önünde hiçbir güç duramayacaktır. En somut örneğini de İstanbul göstermiştir. Bu milletin ferasetine, bu milletin ahlakına güveniyorum. Bu millet adaletten yanadır. Hukuktan yanadır. Sevgiden yanadır. Barıştan yanadır. Huzurdan yanadır. Çalışmaktan yanadır. Alın teri dökmekten yanadır. Kazanmaktan yanadır ve her şeyden önemlisi bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezerken başı dik gezmekten yanadır. Budur. Bunu istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum değerli arkadaşlar.